sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz sevgili arkadaşlar sevgili kardeşler nasılsınız iyi misiniz öncelikle onu bir sorayım sonrasında değerli arkadaşlar ekran karardı gibi oldu bugün Konyasporla Spor'la Başakşehir'in saat 18'de maçı varmış. Hani rakiplerimizi değerlendirmek açısından maça bakabilirsiniz. TRT Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacakmış. O bilgiyi vereyim. Barcelona Kayseri Spor'dan transfer ettiği 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Demir'le 5 yıllık mukavele imzalamış. Emre'nin de inşallah yolu bahtı açık olsun. Bizleri yani sadece Kayseri'de de bütün Türk halkını gururlandıran bir performans sergiler inşallah. Ama Kayseri Spor'da işler kötü çünkü Rumen kaleci Silvio Lung, Sumudika'nın çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Rehat ile anlaşmış. Ee, büyük kayıp olacak. Zaten Deniz Ali, Bek çok düşünülmüyordu. E, ee, sahip olduğu takıma gidiyormuş. Galatasaray'a değil. Hani şu Galatasaray'a şey yaptı. Böyle gündem var. Fenerbahçe'miz Kiev hazırlıklarını sürdürdü arkadaşlar. Dün Artık e, idman fotoğrafları, görselleri verilmeye başlandı. Birkaç gündür farklı niyetlerle verilmiyordu. O idman fotoğrafları. Şimdi idmanda enteresan şeyler yaşandı arkadaşlar. İdmanda e, nasıl enteresan şeyler yaşandı? Antrenmanda yeni transferler Joshua King, Arao ve Thiago Çukur da yer aldı. Mert Hakan yandaşta Emre Mor bireysel çalışmalarla günü tamamlarken Luis Gustavo da saha çalışmalarına başlamış. Demek ki e, görüştüğü takımlarla anlaşamamış Luis Gustavo. <laughs> Tabii ki Minji yoktu. 2-3 gündür yoktu. Thiago Çukur, Joshua King, William Arao ilk kez takımla idmana katılmaları da en azından sevindirici bir gelişme yaptı. Hazırlık maçları demişken aklıma bir şey takıldı. Ben onu da söylemek istiyorum. Fenerbahçe Hal City maçı 907 bin görüntüleme. <laughs> Bunu YouTube'da teyit edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle atmosfer falan yapmıyoruz. Ee, bilginiz olsun. Sturm Graz Galatasaray maçı 111 bin görüntüleme almış. Yani hemen hemen aynı tarihlerde oynandı sayılır. Beşiktaş Pilsen maçı ise 30 bin görüntüleme almış. Bu büyüklük halis mi diyorlar. Beşiktaş'ın maçının az izlenmesi bilmiyorum tuhaf geldi. İşte kadro dışı olayı falan filan vardı yani PR reklamı iyi vardı. Ee, öyle bir durum var. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız Fenerbahçe'de ilginç bir olay var. Yeni transferlerle birlikte yabancı sayısı Fenerbahçe'de 20 oldu. Forvet, sol bek transferi beklendiği için söylüyorum. Bir de kanat transferi. Yani sayı 23'e çıkabilir. Ben şöyle ekrana bir görsel vermek istiyorum. Müsaadenizle. Yani şu an arkadaşlar. Şu an böyle. Kim Minji ismine maalesef gitti gözüyle bakabiliyoruz artık. Hani onu saymazsak 19. Sol bek. Kanat. Bir de forvet alırsak sayı 22 olacak. Solbek, forvet alırsan 21 olacak. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bu isimlerden hangisi gitmeli ya da gidebilir? Bu arada bilginiz olsun. Flamengo, Diego Rossi'ye. Almak için çok ama çok ciddi bir hata çıktı arkadaşlar. Diego Rossi'yi almak için. Flamengo da bu arada çok e, zengin bir kulüp. Ben haberiniz olsun. Flamengo zengin bir kulüp. Yani e, Brezilya'nın en zengin kulüplerinden birisi diyebilirim. Zaten Rossi'ye ilgileri vardı. Biz de 12 milyon euroyu getirirseniz alırsınız dedik. Biraz çok yanaşmıyorlardı aslında ama şu ara biraz yanaşır gibi oldular. Valencia'ya teklif teklif üstüne Valencia'da gitmek istiyor ama bir taraftan da gitmesem daha mı iyi diyor. Yani şu an Valencia, Rossi'ne ilgili. Ben şunu söylüyorum Rossi'ne ilgili arkadaşlar. Şimdi Rossi Fenerbahçe on servisiyle satmak istiyor. Satabilirsem bir şey yaparım. Ama satamazsam diyor. Başka bir şey yaparım. Zorunlu satın alma opsiyonuna kiralık diyor. Peki ben size bir şey söyleyeyim. Rossi'yi versek. Gabi golü çeksek. Direkt takas olarak. Kar mı elde etmiş oluruz? Zarar mı elde etmiş oluruz? Sadece soruyorum ama duyum değil. Yani e, sadece soruyorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Buna zarar ettik diyen varsa aklından şüphe ederim. Bak en büyük rosticilerden biri benim. Ben Kâr elde ettiklerim. Peki Valencia'yı satsak yerine kim konuşuluyor? Playa ismi konuşuluyor. Playa'yı alsak ki bu arada arkadaşlar başka duyumlar da vereceğim inşallah size. Bu videoyu biraz uzatsam bana kızmazsınız değil mi arkadaşlar. Yani sürü olarak bu video biraz uzun olsa kızmazsınız. Niye? Çünkü Bakın duyumcular diyor ki Flamengo Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla kiralamış diyor. Tam olarak böyle olmayabilir. Yani direkt satın alma opsiyonu denmez ona. Zorunlu satın alma opsiyonu denir. Ona ben okeyim ama satın alma opsiyonuyla kiralama yok. Şimdi Brezilya futboluna gerçekten uygun bir isim. Flamengo alırsa orada iş yapar bir isim. Onu söyleyeyim. 9 milyon euro diyen var. buçuk kiralama 9 opsiyon diyen var. Olabilir arkadaşlar. Ha, ciddi şekilde ilgileniyor mu? İlgileniyor. Şimdi bu Pedro ismi vardı. Çagliari'den 7-7,5 milyon euro olan. Onu çekip bir de player çekeceksek e, hani Rossi'yi satacaksak kimse ses çıkarmaz bence. Ama bize 5,5 milyon euroya mal olur Rossi. Bundan kurtulmak lazım. E, bu arada Kim Minji Fenerbahçe'deki sezon arkadaşlar. Berk sağ olsun Berk Berköz şey çıkartmış. 31 maç 72.5 topla buluşma. 72.5 ne ya? topla buluşma? Ha, maç başına ortalama 72.5. %84 diğer yarı sahada pas isabeti, %55 uzun top isabeti, %66 ikili mücadele kazanma. Ben daha fazla bekliyordum da. %68 hava topu kazanma. Top kaybı maç başına ortalama 7 7'ymiş arkadaşlar. Böyle de olabilir sıkıntı değil. Arao geldi. William Arao 2 artı bir anlaşma imzalandı biliyorsunuz. Her maçta savaşacağım. Fenerbahçe için hayatımı ortaya koyacağım. Sahada canımı vermeye geldim diyor. Arao'yu da unutmadan belirteyim arkadaşlar. Hani sosyal medyada çok büyük bir kirlilik var. Benim Arao ile ilgili bir duyumum var ama bilmiyorum ne kadar doğru. Arkadaşlar biz Arao'yu 2 milyon euroya aldık ya da alacağız gibi bir durum var deniliyor. Yani 3 milyon euro yazmış transfer market ama biz bilmiyorum 2 milyon euro deniliyor bana ama biraz olay karışık. Yıllık maaşta 1.1 milyon euro benim bildiğim. Haberiniz olsun. Ha Yağız Bey falan 1.8 diyor ama ben 1.1 olarak duydum. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu e, Alessane Plea ismi de dün Marcel Tisserant'ı takibi almış. Şunu diyebilirsiniz hocam Tisserant gidiciydi ne oldu? Diye. Hiçbir takımla anlaşamadı. Arkadaşımız verilen yıllık ücretleri beğenmedi Fenerbahçe'den aldığı ücretten dolayı. Ama e, bu Kim Minji'nin olayı da malum ortada arkadaşlar. Ha ben şunu söyleyeyim. Forvet konuşuyorduk en yani son dağılmasın onu. Kızmayacaksınız ama bana uzattım diye kızmak yok tamam mı? Bak kızarsan mektubunuzu keselim. Şimdi Samat da Kızıl Yıldız olayı ciddi. İnşallah bir an önce bu gerçekleşir. Hocam kim diyordun? Ya onu esprisine söyledim da hani biraz anlayın diye söylüyorum. Bazı arkadaşlar yeni abone olmuşlar anlamıyorlar. şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Futbol Akademisi'ne yetişen Arda Okan Kurtulan geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere Adana Demirspor'a transfer oldu. Yani bunu da söylemiştik. 3 artı 1 yıllık imzaladılar. Uğur Kağan Yıldız, Arda Okan Kurtulan. Yani e, bunlar Türk futbolunun yüzü de kulüplerine transfer oldular. Akademimiz, Fenerbahçe Akademimiz transfer olan oyuncular için stratejisi öncelikli satın alma hakları kulübümüzde olmalıdır. Olmasıdır ve bu oyuncularımız için geçerlidir diyor. Ee, neydi ya bizim akademi sorumlumuz. Adını unuttum hakkını helal Şu an aklıma gelmedi. Yani güzel bir proje. Sen oynatamıyorsun. Bari oynatacak takıma gönder. Diyebilirsin. Bu arada Elbir Baric 21 milyon euro diye düzelttiler. 17'ye alıp 21'e sattık. 14 kar. Kim 18'e gitse bile 15 milyon euro kar elde ediyor. Fenerbahçe tarihinin en çok kar elde ettiren futbolcusu olarak. Ama yok Elif Elmas 17.8 pardon. Elif Elmas'tan sonradan opsiyon geldi. Doğru. 17.8 tamam. Şimdi şunu da söyleyeyim. Bayağı gidecekleri konuştuk da şuralarda araya sıkıştırayım arkadaşlar. Olabildiğince kısaltmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Valla Samat dolayı böyle. Elimizden gelince paketlemeye çalışıyoruz. Ee... burada tamam. Şimdi bu futbolculardan kim gitsin diye konuşuyoruz. Sırayla şöyle ben konuşuyorum. Kim Mijii gitti zaten. Yolu açık olsun. Kaldı 19. Atilla Salayı bu gidişte kalır. Cicerant bu gidişte kalır. Novak Arayışlar içinde olduğumuz sol beklerden biri gelir gibi ama Noah'ın da pek gitmeye niyeti yok gibi. Ama ben Noah gider diyorum. Yani gidicilere bir kim dedik? Bir Noah olsun. Kalıcı arkadaşları da alta sıralayayım. Bu arada arkadaşlar Lincoln, Bruma, Joshua King, William Arao bu isimler zaten yeni geldiler. Nereye gidecekler? Gitmezler 4. 2 tane de Salah ile Tisserant dedim 6. O Samuel direkt olarak 7. Yani katışıksız 7 kalacak isimlerden. Gustavo ismi bence gitmesi muhtemel isimlerden. Crespo ve Bu iki isime ayrı bir parantez açmak lazım. Niye ayrı bir parantez açmak lazım? Arkadaşlar her iki futbolcumuza da teklifler var. Ve öyle ahım şahım böyle basit teklifler değil haberiniz olsun birden fazla takım ilgileniyor her ikisiyle de ee, onu söyleyeyim arkadaşlar Bu arada ya hani iskeletimiz vardı hani iskelet bozulmayacaktı ya çok ilginç değil mi Mustafa Hoca yine bildiğe geliyoruz ama Ben şunu söyleyeyim Crespo Zaits'den mutlaka ve mutlaka biri gider en az biri gider Ama hangisi gider Ben oyumu Crespo'dan yana kullanayım Zayt kalır diyeyim yani Şimdilik şu aşamada arkadaşlar Yarın bir gün ciddi bir teklif gelir bir şey diyemem Rossi'yi konuştuk. Acaba Rossi'yi gönderip Gabigol mi çeksek? Ben şöyle yapayım. bek back Kanat e, Forward diyeyim. 3 yani kişiyi gelecek olarak ekleyeyim. Ben Rossi gidici diyorum. Pelkas Arkadaşlar biz Pelkas'ı düşünmüyoruz. Kesin ve net olarak Pelkas'ı kadroda düşünmüyoruz. İyi de hocam bir sayfanın biri dedi ki Jesus onu Joker olarak kullanacak. Biz düşünmüyoruz onu söyleyeyim. Ha, Joao Pedro aklıma gelmişken. Ya bu Joao Pedro ismi adamlar baştan beri 6.5-7 istiyorlar zaten. Galatasaraylı arkadaşlar da Fenerbahçe fiyat yükseldi o yüzden alamadık diyor. Ya arkadaş almayı beceremiyorsunuz. Yani transfer başarısızlığını Fenerbahçe işin içine katarak kapatamıyorsunuz. Kapatmaya çalışıyorsunuz. Yalan söylemekten vazgeçin. Beceremiyorsunuz. Bu Joao Pedro'yu ben bak Dimarzio gelecekti dedi ama ee, bilmiyorum ben geleceğini düşünmüyorum. Harbi yani Dimarzio'ya karşı kafa tutmayı da istemiyorum ama bana gelen duyumlar da bu şekilde. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Bilginiz olsun. Futboldan gelen para futbola harcanır. Onu da belirteyim. Gidip de 3-5 tane basketçi falan alınmaz. Onun bütçesi başkan. Mergin Berisha. Evet. Üstüne çok düşülen bir isimdi Berisha. Maalesef ve maalesef Bizim onun üstüne düştüğümüz kadar o kendi üstüne düşmedi. Berişa. Yani bizim açık söyleyeyim arkadaşlar. Bizim Berişa'nın üstüne düştüğümüz kadar Berişa kendi üstüne düşmedi. Ben de buna gıcık oluyorum zaten. Yani umutluydu. E, Jesus umutluydu. Hani ben bunu eski günlerine döndürürüm. Canavar ederim şöyle böyle diyordu ama bizim umutlu olduğumuz kadar Berişa umutlamadı. Ben burada bildiğimi de unuttum diyor. Lan sen Eviyesizlik yapma. Seni evine aldığın bir daha evine geri bırakma. Eviyesiz ev. E, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün burası Fenerbahçe Spor Kulübü. Spor Kulübü. Bak geride burada oynamaz. Kulübede mahkum olsun. Kapıda bekçi olursun. Eviyesizlik yapma. Diye, diyen bir Aziz Yıldırım olması lazım. Da. Ben Beriş için gidicilerden diyorum. Ne kadar da Samad'da ya da gidi. Enner Valencia. Arkadaşlar ilginç gelebilir size ama şu an kalıcı. Fakat gitmeyi düşünüyor. İlginç. Max Mayer gidicilerden, Samatta gidicilerden, Kolkır gidicilerden, Lemos gidicilerden. Hocam şu an takımda kimler kalıyor? Lincoln 1, Buruma 2, King 3, Arao 4, Salai 5, Tisserand 6, Osai 7, Zayt 8, Solbek 9, atıyorum Novak gitmediyse onun yerine bunu sayasın. Kanat 10, bir kanat ismi, bir de Forvet 11, Valencia 12. Şimdi bu 12'den hariç hocam kalması en muhtemel isimler. Çok güzel bir soru. Ha bu arada e, Kim Minji'ye gittiği için bir de Stoper olur. O da 13. Değil mi? Sadece deneyir menayel konuşulduğu için söylüyorum. 13. Kalması en muhtemel. Ben şöyle söyleyeyim. Novak, Gustavo, Crespo üçlüsünden bence Gustavo en kalmaya müsait. Rossi giderse kanat gelir. Gitmezse zaten ya, kanat yazdığım yeri Rossi doldurur. Doğru muyum? O yüzden çok şey yapmanın lüzumu yok. Berisha, meer Samatta, Kolkır, Lemos. Ee, bu 5 isim. Bu 5 arkadaşımıza ben %100 gözüyle bakıyorum. Hatta bunlara bak Berisha, Meyer, Samatta, Kolkır, Lemos. Bu 5 arkadaş kim de dahil edelim. 6. Pelkas'ta muhtemelen kulüp arayışı içinde 7. 22 tane arkadaş vardı. Direkt 15'e düşürmüş mü olduk? 7. Artı Artı Novak, Gustavo, Crespo, Rossi'den de bak Rossi'den bonservis beklenerek gitmesi gündemde. Novak gitmese sol bekken o oynar. Gustavo diretiyor ama acaba Arao ismiyle uyumlu olur mu? Hani İsmail Arao onu da düşünmek lazım. Her halükarda Fenerbahçe'nin şu an alması gereken bir forvet var ve bir sol bek var. Eğer Ross şey e, Novak gitmeyecekse bile şeyler var. Yani Novak gitmeyecekse bile Fenerbahçe 7 artıyı geçecek arkadaşlar. Hepinizin de gördüğü üzere. Yani Mustafa Hoca yine bildi olayına doğru gidiyor. Şimdi şunu söyleyeyim. E, ya satışlardan mesela atıyorum kafadan. Ya Rossi'nin yerine Gabi gol gelse. Hadi ben bir uçuk bir senaryo çizeyim size. Rossi'nin yerine Gabi gol gelse. Kanada'da yani kanat forvet olarak da bu Plea ismi gelse. İki. Sol bek olarak da bu neydi o İtalyan elemanın adı ya? Penetra mıydı? Penetra ya da Marcelo ismi olsun. Penetra ya da Marcelo olsa 3. Stopere de hazır boşta. Ligimizi bilen Denayer gelse 4. Yani bakın Lincoln 1, Buruma 2, King 3, Arao 4, Salahi 5, Tisserand 6, Osahi 7, Zayt 8, Penata ya da Marseille'den biri 9, Plea 10, Gabigol 11, Valencia 12, Denayer 13. Bir tane de genç bir isim çeksek. Ya da atıyorum şu Gustavo falan filan dedim ya onlardan birisi de kalsa. Okey misiniz? Transfer sezonu bomba gibi bitmiş oluyor mu? Bu arada arkadaşlar Ali Koç döneminde oyuncu satışından Kim de dahil 94 milyon euro falan para kazanmışız. Ha gidip birçok çöp almıştığımız da var ayrı mesele ama buna ne diyorsunuz? Hocam hangileri vardı? Arkadaşlar hangileri bildiğim kadarıyla Getafe. Yani bu boştaki sol bek. Daha çok almaya çalıştık. 28 yaşındaki oyuncuyu. Bu Getafe gibi duruyor başka ha e, bu genç isimler çok konuşuldu gitti de Vallahi ben şimdi şunu da söyleyeyim. Ben kimi gidecek gözüne gördüm. Zeiss 1. 6 yaz satalım. Pelkas 2. 4'e de Pelkas satalım. 10. Crespo 3. Onu da ona satalım. 20. Misal veriyorum arkadaşlar bak 20. Samat'tay 2.5'a gönderelim. 22.30. Diğer arkadaşlar, yani Rossi'yi hadi onu da 12, 10'a gönderelim. 32 buçuk, hatta 10 buçuk olsun, 32 buçuk, 33. 27. Gusta e, kiminciye gitmiş olsun, 33. 53 milyon euro. Bu parayı kullanacak olan kişi sıradan birisi değil. Bu parayı kullanacak olan kişi Jorge Jesus arkadaşlar. Bırakın ne yapıyorsa yapsın. Ya hocam iyi de, Allah'ını seversin. Şunun şurasında 5 gün kalmış. Dinamo Kiev maçına 5 gün kalmış. Bu sence ne kadar mantıklı? Arkadaşlar bu transferler hemen yarın gitmiyorlar. Merak etmeyin sürece yayılmış şekilde. Ha, Şunu söyleyeyim. Gelecek arkadaşlar. Misal veriyorum. Denildi ki biz görüşeceğiz siz karışmayın denildi. Yani. Dedi ki mesela. Biz bu arkadaşla ilgileniyoruz diye belirttin arkadaşlar. Sonra transfer yapın. Yani sonra yap. Yapacak bir şey yok. O yüzden onu yapabilirsin. Bilginiz olsun yani. Ben futbolcuyla anlaştım. Getiriyorum deyip de oyuncuyu yarın da anlatabilirsin arkadaşlar. Ee, haberiniz olsun. Aslında başka da söyleyeceğim çok şeyim var ama videoyu da uzatmak istemiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Ne olursa olsun. Jorge Jesus ismi benim için en büyük transferdir. Şu transfer döneminde. Kiminciye sen serbest kalma bedeli koyuyorsan yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben gelen isimler içerisinde bir Arao'ya ön yargılıyım. Açık ve net söyleyeyim. Bana kendini kanıtlaması lazım. Arao ismini ön yargılıyım. Açık ve net söyleyeyim. Buruma ismini çok çok beğenmedim. Geçen sene yani geçen senelerde de Geri Rodriguez geldi. Hiçbir fark göremiyorum. Onun da benim gözümde kendini kanıtlaması lazım. Yani onun da benim gözümde kendini kanıtlaması lazım arkadaşlar. İki. Hani Emre Mor ismi beni tatmin etti açıkçası. Ben kıpırdanmayı gördüm. Lincoln ismi beni tatmin etti. Oynadığı maçlarda farklı bölgede de oynayabileceğini gösteriyor. Joshua King ya İngiltere Premier Lig'de oynayan takım, futbolcudan bahsediyorum Hocam takımı küme düştü. Lan takımı küme düşen Vegors geldi. Yangın yerine çevirdiniz. Şeyi, time'ı yangın yerine çevirdiniz. Yani Peki hocam sen olsan kimi gönderirsin? Ya iki de bir de kim diye durma. Kim 20'ye gitti? 1. Noah'a gönderirim. 1, 2. Iki. 2'ye göndersem 22. Gustavo'yu gönderirim. Başlangıçta bon servis istiyor gibi yaparım adamlara sonra derim ki bedava gitsin. Yıllık ücretinden kurtulurum. Ya Crespo'yu gönderip göndermeyi çok kritik bir karar. Ön libero'da Crespo denenmedi bu sene. Ben olsam tutarım Crespo'yu. Ama Arao'yu aldıysan Crespo'yu göndermek saçmalık. Bir de aa, e, hocam kim gitti ama stoper almamıza gerek yok. Arao stoper de oynayabiliyor diyorlar. Görmem lazım. Zayt'sı kesinlikle gönderirim ama şu an kulüpte bence 8 numaraya daha sıkıntı var. Crespo'da da Zayt'sı'dan birini gönderirim. Bana kalsa Zayt'sı gönderirim. Bir sene kalmış sözleşmesine. Hadi 6 ya da onu gönderdim. Kaç etti abi? 20. 22 dedik. 6 da onu göndersen 28. Rossi. Rossi'yi 12'den aşağı göndermem. 12'ye gitse 28, 30, 40. Pelikas'ı 4'e gönderirim. 44. Berisha'yı 5'e göndereyim hadi. 49. Meyer ücretsiz gönderirim. Samatta'yı 3'e göndereyim hadi. 52. Kolkır ücretsiz gönderirim. Lemos ücretsiz gönderirim. 52 milyon euro param var elimde. Denay yeri çekeceksen bedava. Bu Solbek Plaza mıydı? Plea mı? Yok. O Solbek Penetra mıydı? Bunu çekecek olsan zaten ücretsiz kiralamayla çekersin. Marcelo'yu alacak olsan bedava alırsın. Klea ismine 5 milyon euro diyorlardı. Ben olsam çekerim. Ben olsam Forvet'e de ya Gabriel Barbosa ya Musa Dembele parayı basar alırım. Bak Dena Yer bedava. Kulübe de fazladan fazladan para bırakırım arkadaşlar. Ya bilmiyorum belki de Kayseri'li olduğum için benim mantığıma bu yatıyor ama. Haberiniz olsun ben bu şekilde söyleyeyim. Ha, yani <laughs> harcama limiti bahanen yok. Financial Fair Play sıkıntım var. 4 tane adam akıllı futbolcu alırsan yani e, 4 tane adam akıllı futbolcu alırsan arkadaşlar her şeyin yönünü değiştirirsin. Bence DNA yer olur. Mantıklı olur. Gabigol ya da Dembele olur. Mantıklı olur. 2. Bak 2 tane adam akıllı topçu. Kanat için Plea'yı al. Rossi'den playa'ya yükselmiş olursun. 3. Solbek içinde bilmiyorum ya. Çok isim var ama bu Portekiz'de bir eleman vardı. Mesela onu da alsan 4. Bence bu 4'ünü alırsan bu satışları yaparsan taraftar hiçbir şey demez. Birdenbire de rüzgar arkını alırsın. Ha Dinamo Kiev maçını tehlikeye atarsın. Belki Şampiyonlar Ligi'ni tehlikeye atarsın. Ama benim bildiğim bir şey var arkadaşlar. Jorge Jesus planlamayı yapan o. Sizin benim dememle hiçbir şey değişmiyor. Bırakın Jesus düşünsün. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videomuza bir beğeni çok görmeyin. Unutmayın üyelik hediye edilirken beğeni sayısına, izlediğiniz video sayısına, izlediğiniz video dakikasına, süresine dikkat ediliyor. Bazı arkadaşlar inanmıyorlar ama buyursun canlı yayının tekrarına baksınlar. Üye olan arkadaşların yorumlarını bir arattırsınlar. Baksınlar bakalım ee, kanalda aktifler mi değiller mi. Üye olan arkadaşların yanında, gerçi siz göremiyorsunuz ama. Çoğunda işaret var arkadaşlar. Yani izleme işareti, kalp işareti şu bu. E kalp işareti var mesela. Ama siz göremiyorsunuz. Onu görseniz mesela bu adam birçok videoyu izlemiş etmiş ki kalp almış dersiniz. Onu da söyleyeyim. Ee, yani size bırakıyorum arkadaşlar. Her yayında inşallah üyelik hediye edelim ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.